Değerli arkadaşlar, eğitim bir toplumun geleceğini belirleme ve ekonomik refahını sağlamakta gerekli olan en önemli bir faaliyettir hepinizin bildiği gibi. Milli eğitim stratejisi gerçekte bir endoktrinasyondur. Amaç evrensel değerleri milli değerlerle bütünleştirip çocuklarımıza çağdaş bir zihin kazandırmaktır. Ülkemiz için bunun sınırları Atatürk devrimleriyle çizilmiş, laik, bilimsel ve çağdaş eğitim sistemi anayasada da karşılığını bularak Cumhuriyet'in en önemli söylemlerinden biri olmuştur. Atatürk'ün bu konudaki en önemli söylemleri hayatta en hakiki gösterici ilimdir, fendir ve ben size miras olarak dogmaları bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır söylemleridir. Hal böyleyken Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu ilkelerin dışına çıkan bir eğitim programı, ben müfredat demiyorum, Türkçe karşılığıyla eğitim programı diyorum, dayatılıyor. Bu dayatma demokratik diye süslense de tamamen yandaş bir sendika tarafından biçimlendiriliyor. Hurafelerle ve dogmalarla dolu bir müfredat veya eğitim programı. Toplumun bütün alakadarlarını kapsayan bir şura toplanmamış. Eğitim programı hazırlama konusunda bilim alanında çalışan hiçbir bilim adamının görüşü, üniversitelerin görüşü yok. Eğitim Sen dışında herhangi bir eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşunun görüşü yok, velilerin görüşü yok. Bu kadar önemli bir konuda Sayın Bakan çıkıp diyor ki geçtiğimiz Ocak ayında biz 100 bin kişinin görüşünü aldık. Bu 100 bin kişi kimlerden oluşuyor? Bu 100 bin kişinin içinde eğitimle ilgili bir katkısı olan insanlar var mı? Bunların hiçbiri bilinmiyor ve geçtiğimiz Temmuz ayında önümüze bir yeni eğitim programı dayatılıyor. Değerli arkadaşlar, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri programda adet yerini bulsun anlamında önemsizleştirilmiş. Atatürk'ün en önemli ilkesi laikliğin içi boşaltılmış. Dogmalarla, hurafelerle dolu bir din ahlak eğitimi çocuklarımıza dayatılıyor. Cihat gibi çok kritik bir kavram adeta İslam'ın şartı gibi müfredata konuyor. Mezhepçi bir din anlayışını, cinsiyet ayrımcılığını körükleyici bir dayatma eğitim programına konuyor. Canlılığın kökeni ve canlıların evrimi programdan çıkarılmış. Dünyada 200 binin üzerinde bilimsel makale ile desteklenmiş bu öğretinin yok edilmesi demek, en azından biyolojik bilimlerde yeterli meslek adamı yetiştiremezsiniz demek. Buna ben dahil, tıp doktorları da dahil. Değerli arkadaşlarım, daha eğitimle ilgili söyleyecek çok şeyler var ama bu kısacık 3 dakika